Hacı bu da çok fenermiş ha. Vallahi diğer emleri hiç aratmıyor, ben size söyleyeyim. 2, 3. Yani ben bu hantaldır diye düşünüyordum arkadaşlar ama içinden bunun da bir yaratık çıktı. Sizce kaç saniyede hızlanıyor? Bastım böyle, direksiyona yapışmak zorunda kaldım. M5'te aynı hissi hissetmiştim. Neden derseniz muhtemelen o da 4 çeker olduğu için. Hadi birazcık detaylarına bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok, bununla ilgili birazcık bilgi vereyim size. Vıcı vıcı vakti arkadaşlar. Araba yıkayacağız. Nasıl yapacağız? Buraya 6 tane çeyrek katmamız lazım. Arkadaşlar arkamda gördüğümüz konsept de enteresan bir market. Gördüğünüz gibi araba burada marketin içine giriyor. Marketin istatistiğini söylüyor. Kasiyer var burada. Kasaya geliyor. Kasadan da alışverişinizi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Valla değişik bir konsept. Ben beğendim şahsen. Oğlum söyle bakalım sende neler var? Anlat amcalara. 567 beygir var diyor. Tork 553'müş. Abi de bende bir de 4.4 motor var dedi. Vallahi parmaklarını yersin diyor resmen. Arkadaşlar gerçekten bu hantal şey kaç kilo olduğuna da bakayım bir saniye. Kilosunu çalışmamıştım. Bir hemen ona bakıyorum. Kilo olarak 2400 yani 2,5 tona yakın bu alet. Sizce kaç saniyede hızlanıyor? Biraz sonra söyleyeceğim. Aşağıya yorumlara yazar mısınız? Google'dan bakmak yok. Hemen bu videoyu seyrederken aklınıza ilk gelen saniyeyi yazın. Sizce kaç saniyede hızlanır? 2.4 tonluk 567 beygirlik bu dev. Yazın. Ben size söylüyorum. Onun haricinde şu frenlere bakalım arkadaşlar. Dev frenler, en frenler var bunda da. Tahmin ediyorum ki 400 mm olması lazım. M3'lerdeki mesela seramikler 400. İşte normaller 380. O yüzden bunların da 400-390 arası bir şey olduğunu tahmin ediyorum. M5'te de öyle çünkü. Arka tarafta da aynı şekilde kocaman frenler. Burada X5M müthiş burada bir yüzgeci var. Bence çok başarılı. Çok ayrı bir hava katmış. Hele siyah arabada böyle krom bir şey harika olmuş. Bu arada 4.2 saniyede çıkıyor 100 km. Arka tarafta dörtlü egzoz ve farklı bir difüzör var. Yani baktığınız zaman bu arabanın normal bir X5'ten ayrıldığını direkt görüyorsunuz, hissedersiniz. Çünkü şu çamurluklardaki bu eklenti de çok güçlü gösteriyor. Ve tekerler oldukça offsetli ve jantlar kalın, geniş olmasına rağmen daha da yer var. Yani bunu bana verseniz ben bunları bir lastiği kaçmış bakayım. 325-30-21. Bana verseniz buna muhtemelen 23 jant takarım. Bir de 345-355 teker. Onu da bir 25 yana falan düşürürüm. O zaman bomba olur. Biraz da indirdik mi? İş biter o zaman. Nasıl buldunuz? Bence mükemmel bir araç arkadaşlar. Bir de içine bakalım bir. Ondan sonra da test sürüşüne çıkacak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar M kadranları. Biliyorsunuz M kadranları M5 dışında hiç dijital olmadı şimdiye kadar. M kadranı var. Karbon kaplamalarımız var. İşte büyük. Rhino'dan bu ekranı hatırlıyor musunuz? X6 ekranı, X5 ekranı takmıştım ben hani benim Rhino'ya, M3 Rhino'ya. Aha işte ondan var. Siz buna alışkınsınız zaten. Takipçiler değil mi arkadaşlar? Koltukları çok başarılı arkadaşlar. Çok farklı. M koltukları var ve yakışıklı yani. Hani böyle bir taht gibi duruyorlar. M3 Rhino'dan da alışkın olduğunuz gibi vites topuzu da aynı şekilde içeride var kadranla beraber. Başka da çok fazla değişik bir şey yok ama araba çok heybetli duruyor mu derseniz kesinlikle çok heybetli duruyor. Yani bomba görünüyor. O yüzden arkadaşlar ben alır mıyım? Alırım. Hadi o zaman test sürüşüne geçelim. Siz de gelir misiniz? Şey demeyi unuttum size. Dönüşlerde biraz fazla hantal. Zaten onu birazdan hissedersiniz. Süspansiyonlar burada Sport Plus'a almama rağmen biraz araba body roll yapıyor. Ama almamızı engeller mi? Bence engellemez. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, X5 M'in içindeyiz şu anda. Çok başarılı, çok başarılı gidiyor. Bir yandan da çekim yapıyoruz. 4.4 litrelik bu canavar gerçekten fırladın mı da iyi gidiyor. 567 beygir. Yani çok ciddi anlamda güçlü bir şey değil mi Burç? Ne diyorsun?
Hissediyor musun yani böyle vurduğu zaman? Ya bir SUV arabası için inanılmaz güçlü bir araba. 2,5 tonluk. Yani, evet, 2,5 tonluk bir araba için ağırlığın kalkışı, yerinden oynatması güç bir rakam için çok hızlı bir araba. Daha da zorlamadık yani. Evet, işi. Evet, çok da basmadık. Birazdan zorlayacağız. Evet. Wow. Sen bayağı çektin gazdan. Ha. Arkadaşlar az önce patlattık gördüyseniz. Süper bir şekilde gidiyor. Arkadaşlar şu anda her şeyi Sport Plus'a aldım. Bir kalkış yapacağım. Süspansiyonları da sert aldım. Ne? Are you ready? Yeah, I'm going to make it. 1, 2, 3. Wow. Oh. Wow. Yes. Şu anda 100 mili bulmuş buluyoruz neredeyse. Ya daha fazla uzatmıyorum. Çok başarılı. Ne düşünüyorsun? Gerçekten de bir SUV için böyle bir sürat, 2,5 tonluk bir araba için böyle bir sürat. Ses de çok başarılı. Akıl almaz. Ses gerçekten de çok başarılı. Evet, mükemmel. Evet arkadaşlar, bu canavarın da çekimini burada sonuçlandırdık. Videomuzda eğlendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben çok eğlendim. Bu araba tam bir koca oğlan. Öyle diyebiliriz yani, böyle kaslı moslu yapılı, böyle bayağı şey gibi, böyle yaratık gibi bir şey. Çok eğlendim. Çok zevkli oldu. İnşallah siz de videoda güzel vakit geçirmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Amerika serimiz devam ediyor arkadaşlar. Birçok video var. Görüşmek üzere.